Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Ve beklenen video diyoruz arkadaşlar. 2021 DGS nasıl olacak? DGS zor mu olacak, kolay mı olacak? Size bunun analizini yapacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve video ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. 2020 DGS'yi siz biliyorsunuz. 2020 DGS önceki yıllara göre daha kolay bir DGS'ydi. Matematik anlamında daha kolay bir DGS'den bahsediyoruz. 2020'nin DGS'sinin zorluğu arkadaşlar Türkçeden kaynaklanıyordu. Yani ÖSYM son yıllarda Türkçeyi zorlaştırdı, matematiği kolaylaştırdı gibi bir durum var. 2021'de bu devam eder mi? Yani bu şekilde mi devam edecek? Yoksa 2021'de yeni sürprizler olabilir mi arkadaşlar? Bununla ilgili fikirlerimi sunacağım size. Sizi sıkmadan kısaca değinmek istiyorum. 2021 DGS'ye girecek olan arkadaşlara birkaç tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar 2020'de çıkan ALES sorularını ve 2021'in birinci ALES sorularını mutlaka bulup çözmenizi ben size tavsiye ediyorum. ALES soruları DGS ile birebir özdeş olduğunu biliyorsunuz. ALES'lerde şunu gördük arkadaşlar. Özellikle 2019'dan sonra 2020 ile beraber ALES'lerde ve DGS'de şunu gördük. Artık ÖSYM Türkçe sorularını o kadar çok zorlaştırıyor ki matematik eşit ağırlık anlamında, eşit ağırlık bölümünde yani matematik Türkçenin gerisinde kalıyor. Yani bunu yine bu şekilde mi devam ettirebilir diye düşündüğümüzde son ALES bize ipucu olacaktır. Yani son ALES'e baktığımızda yani 2 görüyorsunuz arkadaşlar. Türkçe olabildiği kadar zor. Matematik de çok kolay değil ama çok zor da değil. Yani herkesin, çalışan herkesin 35 civarı net yapabileceği bir denemeden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2021 DGS için benim öngörüm 2021'e paralel bir DGS bekliyorum ben. Türkçenin yine zor olacağını ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla eşit ağırlıkçı arkadaşlarım bol bol Türkçe denemelerini çözmelerini ve bol bol Türkçe kitapları okumalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bol bol kitap okuyun, bol bol deneme çözün. Sınava kadar, şurada sınava 2 ay kaldı. Sınava kadar bol bol deneme çözmeniz ve bol bol kitap okumanız gerekiyor. Yoksa matematik sorularını da anlayamazsınız. Ya Türkçe zor olacak diye tahmin ediyorum. Matematik çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çok kolay olursa puanlar gerçekten yükseliyor. Yani hukuk örneğin 265'ten 283'e kadar çıktı. Yani özel hukuk 283 ile alıyor. Yani bunu sınavı kolaylaştırırsanız pandemide zaten insanlar evde ders çalışıyorlar. Dolayısıyla hukuk puanları 300'e kadar çıkar arkadaşlar. Sınavın kolay olmasının hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla matematiğin biraz zor olmasını istiyorum açıkçası. Yani bekliyor değilim. Ama matematiğin zor olması iyidir arkadaşlar. Puanlarınızı biraz düşürür. Bu anlamda matematiği iyi olan insanlar öne geçecekler. Ama matematiğin ve Türkçenin 2020 ayarında ve ALES ayarında, son yapılan ALES ayarında olabileceğini size söylüyorum. Özellikle yeni nesil sorular gelir mi diye sorular var arkadaşlar. DGS'de ve ALES'te çok fazla yeni nesil soru zaten görmüyorsunuz. Bu yeni nesil soru furyası TYT'ye ve MSY'ye özgü bir olaydır. DGS'de ve ALES'te yeni nesil soru çok fazla yoktur arkadaşlar. Zaten sayısal mantık diye bir olay var. Sayısal mantık zaten yeni nesil. Dolayısıyla yeni nesil soru gelse bile 2 tane ya da 3 tane olacaktır. Daha fazla yeni nesil soru gelmeyecektir. Sınava kadar DGS ile ilgili her gün ya da 2 güne bir video atacağım arkadaşlar. Sınava kadar beraber olacağız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Videonun altına görüşlerinizi mutlaka yazın. Sizin tahminleriniz nasıl olacak? DGS kolay mı olacak, zor mu olacak? Bunu görmek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.